Gelin bir de şeker dosyasına bakalım. Hükümet şeker fabrikalarından tam 11 tanesini satarken elde ettiği gelir ise hükümetin senelik ödediği faiz borcunun onda biri etmedi maalesef. Eylemler düzenlendi. Siyasi partiler tepki gösterdi. Şimdi kendi şeker fabrikalarımızı yıkıp dışarıdan dövizle alacağımız şekeri milletimize yedirmeye kalkarsak bu akıllı bir hükümetin yapacağı icraat olur. Onun için inşallah değişecek. İnşallah. Allah'ın izniyle. Ama hükümet şeker fabrikalarını satmaktan vazgeçmedi. Türkiye'nin yerli ve milli fabrikaları yok pahasına satıldı. O kadar ucuza satıldı ki fabrikalar, bir fabrikanın satış bedeli hükümetin bir haftalık faiz borcuna neredeyse denk geldi. Peki hangi fabrika kaç paraya satıldı? Niğdebor fabrikası 336 milyon liraya Doğuş Yiyecek ve İçecek'e satılırken, Kırşehir Şeker Fabrikası 330 milyon liraya Tutku Gıda'ya, Afyon Şeker Fabrikası 725 milyon liraya Doğuş Yiyecek ve İçecek'e, Yozgat Şeker Fabrikası 275 milyon liraya Doğuş Yiyecek ve İçecek'e, Çorum Şeker Fabrikası 528 milyon liraya Safi Katı Yakıt'a, Turhal Şeker Fabrikası 589 milyon liraya Kayseri Şeker'e, Ilgın Şeker Fabrikası 637 milyon liraya Altex'e, Burdur Şeker Fabrikası 487 milyon liraya Enser Gruba, Elbistan Şeker Fabrikası 297 milyon liraya Mutlucan AŞ'ye, Muş Şeker Fabrikası 230 milyon liraya MDD Özerka İnşaat'a ve Alpullu Şeker Fabrikası 150 milyon liraya Binbir Gıda'ya satıldı. Kastamonu ve Erzurum Şeker Fabrikalarının ihalesi ise alıcı olmadığı için iptal edildi. Böylece 11 şeker fabrikası sadece 4 milyar 881 milyon liraya elden çıkartılmış oldu. Özetle satış rakamlarının toplamı Türkiye'nin senelik ödediği faiz borcunun onda biri bile etmiyor. Harman dalı efem geliyor. Harman.